Son durumda Melek'in sağlık sorunları vardı bir kısım. Cezaevinde ben pazar günü akşam görüştüm. Dün gitme fırsatım olmadı. Bugün zannediyorum bu yayından sonra kendisiyle görüşeceğim. Vekalet ilişkisi yasal olarak düzenlendi. Biz dosyayı ifraz ettik. Dosyayı da aldık. İtirazımızı hazırladık. Yarın yapacağız. Biz bu itirazı birçok hukukçu arkadaşımızla birlikte yapmayı arzu ediyoruz. Yani bir kolektif savunma hareketi, algı hareketi olarak yapmak istiyoruz. Onun görüşmelerini yapıyoruz. Dilekçemizi belli aşamada hazırladık. Yarın mesai saatleri içerisinde ilgili sulh cezanın incelemesi için itirazımızı yapacağız. Yani nasılsın, buraya alışabildin mi diye sorduğumda burada dayak yok dedi. Çok böyle bunu safiyane ve bilinçaltından kontrolsüz şekilde kullanmış olduğu bir cümle olarak bunu söyledim. Özeti bu. Genel olarak iyi. Yani oradaki ilgiden çok mutlu. Yani bir nebze olsun ona iyi geliyor. Cezaevindeki arkadaşları olsun, diğer kesimler olsun. Televizyona erişim olduğu için haberlerden de konuya vakıf oluyor. Haberdar. Türkiye'deki bir kısım en azından televizyona yansıyan gelişmelerden. Yaşamış olduğu şiddet, daha önemlisi bu işkenceye karşı kamuoyunda böyle bir duyarlılığın olması onu tabii ki mutlu ediyordur diye düşünüyorum. Bu konuda bir açıkçası şunu mu düşünüyorsun diye konuşmadık. İtirazı yapacağız. O muhakkak yapılacak. Ve itirazın ben daha kapsamlı emsal kararların olduğu, emsal Yargıtay kararların, yüksek mahkeme kararların olduğu bu davanın sonucunda kuvvetle muhtemel cezasızlık olduğu, meşru müdafaa sınırlarında olduğuna ilişkin kararları da koymak suretiyle tekrar değerlendirildiğinde adli makamlarımızın burada kamu vicdanını da, adalet duygusunu da hukuk çerçevesinde bizi de mutlu edecek, herkesi mutlu edecek bir karar vereceğini biz bekliyoruz. Umudumuz bu yöndedir. Bunun için de hukuk çerçevesinde mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Çocukların psikolojilerinin normal olduğunu söylemek mümkün değil. Şiddete şehadet etmek, tanık olmak, kısmen de şiddet yaşamak ki ifadelerinde babam da bizi eli ağırdı, bizi de döverdi. Geçen hafta da annemin kafasında ütü kırdı diyen bir çocuktan bahsediyoruz. 7 ve 9 yaşlarında olan iki tane kız evladından bahsediyoruz. Normal olduğunu söylemek çok da inandırıcı olmaz. Ama gelinen noktada Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz hemen ilgili arkadaşlarım sistemli bir şekilde hemen pazartesiden itibaren destekte bulundular. Tabii bir taraftan da ilk çocuk şubede bir soruşturma yürütüldüğü için önemli bir sonucu meşru müdafaa sınırlarında olsa dahi bir ölümlü bir soruşturma olduğu için tahkikatta çocuklar da dinlendi. Çocukların ifadelerine itibar edilebileceğini, çocukların bu konuda ifadelerinin kabul edilebileceğine dair pedagog raporu bizde mevcut. Yani ifade tutanağında bunlar şeydir, maktudur. Orada çocukların anneannesi ve dedesine gitmek istediğini, dayısının ve teyzesinin olduğunu, onları sevdiğini söylediler. Küçük kızın söylediği can yakıcı. Bunu da şahit olmuş birisi olarak söylüyorum. Babam artık gelmeyecek, değil mi? Değil mi? Artık biz dayak yemeyeceğiz, değil mi? Diye söylemesi. Her açıdan bakın, çocuk açısından bakın, bu çocukların babasının ailesi açısından bakın, her açıdan acı bir tablo. Yani çocukları dedesi mi alacak, babaannesi mi alacak, anneannesinde mi kalacak, biz dava açıp velayet alacağız demek, bunu beyan etmek, karşılıklı tarafların öfkesi var geride kalanların. Meleğin ailesinin de incitilmişliği var. Sebebi gerekçesi ne olursa olsun evlatları vefat etmiş, ölmüş bir insanın anne babasından bakıyoruz. Bu biriktirilmiş, miras kalan karşılıklı öfkenin bu iki çocuk üzerinden sürdürülmesi çok hoş değil. Her iki aile bu manada, en azından bu manada çocuklar anlamında bir soğukkanlı davranıp bu çocukların yaşadığı bu şoku, bu buhranı nasıl atlatılabilir diye iyi düşünmeleri gerekiyor. Şu hususunda çok fazla merak var. Aileye yardım etmek istiyoruz. Askeri ücret alıyorum. Yarısını bu çocuklara göndereceğim diyen sadece benim bir sosyal paylaşım platformunda 100'ün üzerinde mesaj var. Bu çok güzel.
Bu toplumsal duyarlılık, farkındalık, yardımlaşma ve adına çok şey diyeceğimiz duygu adına, insan olma adına çok kıymetli. Ailenin kati bir altını çizeceğimiz husus hiçbir şekilde maddi talebi, beklentisi yoktur. Teşekkür ediyor. Duyarlılığınız, desteğiniz ve duanız önemli diyor. Bizden aileye ulaşmak istiyorlar.